Önceki videolardan birinde DNA teknolojilerinin uygulama alanlarından söz etmiş, bizlere sunduğu imkanları ana başlıklar halinde sıralamıştık arkadaşlar. Hatırlarsınız. Tabii hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojilerin güvenlik ve etik başlıkları altında irdelenebilecek yönleri de var. Bundan yıllar önce 1975'te bu konuyu bu yönleriyle ele alan bir konferans düzenlenmiş ve şöyle bir sonuca varılmıştı. Rekombinant DNA teknolojisinin deneysel amaçlarla gelişi güzel kullanılması çok ciddi tehlikeler doğurabilir. Konferansta risk unsurlarını asgari düzeyde tutmak adına önemli adımlar atıldı. Bilimsel anlamda bir yol haritası belirlendi. Rekombinant DNA teknolojisinin geleceği bir takım temel ilkeler çerçevesinde şekillendirilecek. Genetik alanındaki bilimsel çalışmalar katı kurallara tabi olacaktı. Sonrasında Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü rekombinant DNA çalışmalarının sınırlarını belirleyen oldukça kapsamlı bir yönerge yayınladı. O gün bugündür laboratuvar ortamında yürütülen genetik araştırmalar güvenliği esas alan bir takım prosedürlere tabi. Şimdi şöyle bir düşünelim. Diyelim ki elimizde kansere yol açan bir takım genler var ve bu genleri deney amacıyla bakteriyel bir genomla bütünleştiriyoruz. Bu bakteri bir insana bulaştığında üzerindeki kanser genleri de transfeksiyon yoluyla o kişiye aktarılabilir ve bu da oldukça ciddi bir risktir. Tabii aynı risk laboratuvar çalışanları için de söz konusu. Rekombinant DNA'lar üzerinde çalışan bilim insanlarının bu tür tehlikelerden korunmaları şart. Neyse ki bu konuda da gerekli önlemler alınmış. Yönergeler önce iş güvenliği diyor. Konunun güvenlik ya da emniyetle ilgili tarafı işte bu şekilde. Tabii bir de yer yer tartışmaya açık olan ahlaki yanları var. Mesela teknik açıdan insan genomuna müdahale etme imkanımız varken tespit ettiğimiz genetik bir kusur karşısında tavrımız ne olmalı? Şimdi bir düşünelim. Bir anne adayımız var ve bir takım analizler ışığında karnındaki bebeğin fiziksel ya da zihinsel ciddi bir kusurla dünyaya geleceğini öngörebiliyoruz. Peki müdahale edip bu kusuru düzeltmeli miyiz? Yoksa bebeğin anne karnındaki gelişimini kendi haline mi bırakmalıyız? Bu noktada ahlaki ölçütümüz ne olmalı? Diyelim ki bebekte kansere yol açacak bir mutasyon saptadık. Bu yatkınlığı ortadan kaldıracak genetik düzeltmeyi yapmalı mıyız? Böyle bir şey kalkıştığımızda bunun başka bir kanser türüne yol açmayacağını nasıl bilebiliriz? Bebeğin genomu üzerindeki genetik değişikliklerin uzun vadeli etkilerini nasıl öngörebiliriz? Ya da diyelim ki ortada herhangi bir genetik kusur yok, her şey gayet normal. Ama biz bebeğin genomuna onu fiziksel ve zihinsel bakımdan çok daha üstün hale getirecek genler ilave etmeye karar veriyoruz. Acaba böyle bir müdahalede bulunma hakkımız var mı? Genetik modifikasyon etik ya da ahlaki bir şey olarak kabul edilebilir mi? Tüm bunlar DNA teknolojilerinin etik yönüne dair sorulardan sadece birkaçı. Genetik biliminin ahlaki sorunsalları. Bir diğer ahlaki soru ya da sorunda da asayişle ilgili. Mevcut teknolojilerle bireylerin genetik parmak izlerini çıkarabiliyoruz. Bugün olay yerinden toplanan deliller arasından bir zanlıya ait DNA'yı bulup çıkartmak adli tıp uzmanları için çocuk oyuncağı. Üstelik her geçen gün daha da başarılı sonuçlar alınıyor. İyi ama genetik parmak izinden yola çıkarak kişilere ulaşmanın nasıl bir ahlaki bağlayıcılığı olabilir? Belki şöyle, devletin ardında DNA izi bırakan her bir bireyi takibe aldığını düşünün. Evet, oldukça farazi bir durum. Herkesin tek tek takip alınması kolay iş değil. Yine de teknik olarak mümkün. Kolay olan böyle bir takibe imkan verecek materyali yani DNA'yı sunmak. Çiğneyip bir kenara fırlattığınız sakızla bile böylesi bir takip için yeterli malzemeyi vermiş oluyorsunuz. Fakat burada sorguladığımız şey meselenin teknik değil de etik yönü. Daha net bir ifadeyle mahremiyet hakkının ihlalinden söz ediyoruz. Bu hem etik bakımdan hem de kişisel hak ve özgürlükler bakımından hayli ciddi bir konu. 2000'li yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde duyurulan insan genomu projesi gerek akademik çevrelerde gerek medyada geniş yankı bulmuş, genetik ayrımcılık tartışması ülkenin gündemine oturmuştu. Aslına bakarsanız proje etik yönüyle hala tartışılıyor. Öyle ya, bu tür bir proje kapsamında toplanan genetik bilginin ayrımcı ya da istismarcı niyetlerle kullanılmayacağından nasıl emin olabiliriz? Biraz iç karartıcı bir örnek olacak belki ama bir düşünün. Kapsamlı bir sağlık sigortası için başvuru yapıyorsunuz ama sigorta şirketi belirli bir hastalığı kapsam dışında bırakıyor. Gerekçesini sorduğunuzda da bu hastalığa yol açma potansiyeline sahip bir gen taşıyorsunuz hanımefendi ya da beyefendi diyorlar. Ya da iş başvurularınız aynı gerekçeyle reddediliyor. Çünkü şirketler potansiyel hasta olarak yaftalanmış bireyler istihdam etmek, deyim yerindeyse dertsiz başlarına dert açmak istemiyorlar. Evet bu videoda DNA teknolojilerinin güvenliğini ve etik yönlerini ele aldık. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.